yaptım ben. Ben çok kötü bir şey yaptım ben. İkimizin de hayatını mahvedecek bir şey yaptım ben. Abla. Tuhafsın. Yani neredeyse göz göze gelmek istemiyor gibisin. Yok, farkında değilim. Mesele şey mi? Sevilerle o adamın bu gece buraya gelecek olması mı? Yok, hayır. İnan ki bana da çok zor yani. Ben de kendimi nasıl tutacağım bilemiyorum yani. Mesela Ali, ona göre davranacaksınız. İlk ihalemi hatırlıyor musun? 24 yaşımdaydım. Bakırköy'deki arazinin, o hastaneye yakın olan arazinin ihalesi. Babamdan sonraki ilk işim yani. Kurtlar sofrasında bir kuzu. Çok korkuyordum. Sen ne demiştin bana, hatırlıyor musun? Yapabilir misin bilmiyorum Haluk. Ama yapmak zorundasın. Bizim için. Ailemiz için. Hatırladım. İşte bu gece de öyle bir gece. Haluk Mertoğlu, ben bu kadar savunmasız hissediyorum ilk defa kendimi. Belki de ablasının ona bir lafı, bir bakışının iyi geleceğini hissediyorum. Ne dememi istiyorsun? Hiç. Yanımda olmanı istiyorum sadece. Yanındayım. İyice soğudu hava, sen de üşütme. Sizden ricam, şu ikili konuşmaları es geçelim, olur mu? Haluk Bey'e de söylersiniz. Çünkü çok yorgunum, bir odamda dinlenmem lazım. Sonra hep beraber konuşuruz. Tamam Ali'ciğim, konuşurum ben Haluk'la. Ali. Sen çok cesur bir çocuksun. Çok iyi olacak her şey, merak etme. Özellikle bu gece her şey için güzel bir başlangıç olacak. Ali. Baba, artık tek başıma çıkabiliyorum. Yardım edeyim sana oğlum. Hayır. Yanında dursaydım. Git sen. Sana ihtiyacım yok artık. Alo. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ali geldi. Gördüm, o. Gördüm sizi aşağıda. Meydanda gördüm geldiğinizi. İyi misin peki? Tedirginim. O olaydan yani sonra ilk defa karşı karşıya geleceksin. Ters bir şey yaparsa ben karma karışık olurum diye korkuyorum. Çok ciddi bir şey yaşadınız. Normal. Ona bir şey olmuş olsaydı. Tamam Haluk. Sen olmasına izin vermedin. Tamam.
Hazır mısın peki akşam için? Bilmiyorum, onu da bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum, nasıl davranacağımı bilmiyorum. Şimdi siz birbirinize nasıl davranıyorsunuz izleyecek. Aranızda bir anlaşma ihtimali olduğunu görürse... Anlaşırım ben. Şeytanla bile anlaşırım ben Ali için. O yeter ki kendine bir şey yapmasın. Ben anlaşırım. Onu özgür bırakacaksınız Haluk. Üstünde bir baskı hissetmeyecek. Birisini tercih etmek zorunda kaldığını hissetmeyecek. Tamam? Ama tercih yapmak zorunda. Değil. Şu anda o sizinle nasıl iletişim kuracağını düşünüyor. Kafası karmakarışık. Çok ciddi bir şeyle yüzleşti. Bir gerçekle. Ve bu hiç kolay değil onun için. Bir tercih yapmak zorunda olmadığını anlayınca... Zaten her şey kendiliğinden yoluna girecek. Merak etme. İyi annesin sen. İyi ki bizimlesin.